Kıbrıs çok acılar çekti. Çok göçler yaşadı. Hala daha bu mücadele devam ediyor. Ama hamdolsun ki arkamızda 85 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti demdek ayakta duruyor. Bu müşterek bir davadır. Ortak bir davadır. Bizlerin asırlardır Türk ulusuyla birlikte yürüttüğümüz bir davadır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk var, iki ayrı devlet var, iki ayrı cumhuriyet var ve bu halkların eşitlik temelinde Kıbrıs'ta var olmaları için Yüce Türk Milleti'nin de desteğiyle bu süreçleri hep birlikte yaşamakta olduğumuzu sizlerle hep paylaşmış bir kişiyim. Federasyonda ne netice aldınız? Hiçbir netice alamadınız. Yoldaşlarınız sizi yarı yolda bıraktı. Çünkü son noktada Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmaya razı olamadılar. İtiraf ettiler. Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz. O da bitti. O noktada artık yeni bir döneme girilmiştir. Federasyon defteri kapanmıştır. Tek yol artık iki devletli bir çözümdür. İki eşit egemen devlet. Buradan taviz artık yok, bitti. Bir Cenevre buluşması oldu. Sağ olsun Ersin Bey dik durdu, sağlam durdu. Orada mesajımızı aynen oradaki ilgililere de iletti. Yeni bir dönem başlamıştı. İki devletlilik, Maraş açılımı, proaktif siyaset, Türkiye'nin desteğiyle artık haysiyetli, onurlu, ulusal çıkarlarımıza, ulusal duruşumuza yakışır bir şekilde böyle bir siyasetin geliştirilmesinde bir Cumhurbaşkanı olarak bütün bunları dünyaya haykırabilmek, bütün dünyaya bunları seslendirmeyi bilmek benim için bir gururdur, benim için bir iftihar kaynağıdır.